Medya Haber'den iyi geceler. Yeni bir medya gece bülteni ile karşınızdayız. Geçmiş olsun diyerek başlayalım bültenimize. Bültenimizin ilk haberi de İzmir'de yaşanan deprem. İzmir'de merkez üssü Seferihisar ilçesi olan 6.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Ege ve Marmara bölgesinin yanı sıra bölge şehirlerinde, kentlerinde ve hatta bölge ülkelerinde de çok sarsıcı bir biçimde hissedilen depremde birçok bina da yıkılarak enkaz haline geldi. Seferihisar'da denizin de taştığı, tsunami oluştuğu da açıklandı. Şimdiye kadar resmi açıklamalara göre 12 can kaybı var. Son rakamda 607 kişinin yaralandığı yönünde. 17 enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan ilk gelen bilgilere göre depremde Yunanistan'ın Samos adasında da iki genç öğrenci yaşamını yitirdi. Merkez üssü Seferihisar ilçesi olan deprem Türkiye saatiyle 14.51'de meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından şiddeti 6.8 olarak bildirilen depremin derinliği ise 11.8 kilometre. Deprem Ege ve Marmara bölgelerinin birçok kentinden de hissedildi. Yunanistan adalarında da etkili olan deprem sırasında halk panik içerisinde ev ve iş yerlerini terk etti. Öte yandan GSM operatörlerinde yer yer kesintiler yaşandı. 30 saniye sürdüğü belirtilen depremde Bayraklı ve Buca'da birçok bina yıkıldı. Birçok binada da ağır hasar meydana geldi. Enkaz altında insanların olduğu ifade edilirken şimdiye kadar enkaz altından 4 kişinin canlı olarak çıkarıldığı açıklandı. 17 enkazda ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özerer ise depremin büyüklüğü 6.9, artçı depremler sürüyor, şiddeti 6 civarında olan artçılar da bekleyebiliriz dedi. HDP'de depreme ilişkin bir mesaj yayınladı. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması tek dileğimizdir. Bu zor günleri dayanışmayla el ele vererek aşacağız dedi. Öte yandan depremin ardından deniz seviyesi de yükseldi. Seferihisar'da yaşanan depremden sonra tsunami oluştuğu ve denizin taştığı görüldü. Son bilgilere göre depremde 12 can kaybı meydana geldi, 607 kişi de yaralandı. İzmir Valiliği deprem ardından yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar İzmir'e giriş ve çıkışları durdurdu. Deprem Yunanistan'da da şiddetli bir biçimde hissedildi. Saks Adası'ndaki rıhtım boyunca büyük bir çatlak meydana geldi. Öte yandan Samos Adası'nda da okul çıkışı yıkılan bir enkazın altında kalan iki öğrencinin yaşamını yitirdiği de bildirildi. Evet, telefon attığımızda Skype ile bağlanmak istedik ama Skype'i ne yazdık ki internet bağlantıların zayıflığı nedeniyle bağlanamıyoruz. Telefonla bağlanacağız. Sanırım Sayın Murat Çepni, HDP milletvekili telefon attığımızda. Sayın Çepni, sesim geliyor mu size? Evet, geliyor. Merhabalar. Merhabalar. Geçmiş olsun diyerek başlayayım. Hemen depremin ardından bir kriz masası da oluşturdunuz. Şu anda da sahadasınız, enkaz çalışmalarının yapıldığı bölgedesiniz. Son durum ne o konuyla ilgili, kriz merkezinize ulaşan bilgiler ne? Onunla ilgili bizleri bilgilendirirseniz bir de ne türden çalışmalar yapıyorsunuz, nasıl faaliyetler gösteriyorsunuz? Şu anda biz Bayraklı Bornova'da enkaz alanındayız. Tabii henüz bütün yaralılara, göçük altında kalanlara ulaşılabilmiş değil.
Şu ana kadar 12 yurttaşımız yaşamını yitirdi ve yüzlerce insanımız da yaralı durumda. Fakat şu an halen çalışmalar sürüyor. Biz HDP kriz masası olarak hem alanları dolaşıyoruz, göçüklerin olduğu apartmanları dolaşıyoruz. Aynı zamanda da ihtiyaçları açığa çıkartmaya çalışıyoruz. İhtiyaçları tespit etmeye çalışıyoruz. Evet. Dolaşıyoruz kriz masası olarak bütün alanları. Tabii kayıplar var, yaralılar var. Henüz ulaşılamayan göçükler var. Çok ciddi bir şu anda bir kaos var elbette. Çünkü çok erken henüz daha her yerden haberler geliyor. Bunlara yetişmeye çalışıyoruz. Şimdi resmi açıklamalar var. Resmi açıklamalara baktığımızda yaşamını yitirenlerin sayısı 12, 607 yaralı ve toplam 17 enkazda çalışma sürdüğüne dair bilgiler var. Bunun dışında size ulaşan bilgiler var mı? Özellikle enkaz altında şimdiye kadar 4 kişinin canlı çıkarıldığı bilgisi var. Özellikle enkaz altında olan insanlara dönük nasıl bir çalışma yürütülüyor? Çünkü bir kaos da var dediniz. Doğrusu o sıcak anlarda bazı çalışmaları yapmakta zorlaşıyor ama siz bu konuyla ilgili neler yapıyorsunuz ya da size ulaşan hangi bilgiler var? Enkazın altında çok sayıda insanımızın olduğunu biliyoruz. Örneğin şu anda yanımda olduğumuz enkazın altında tam netleşmemiş olmakla birlikte onlarca insanın olduğunu biliyoruz. Fakat tam sayı bazen 50 söyleniyor, bazen 60 söylenebiliyor ama tam net sayıyı çıkartamıyoruz. Fakat 12 ölünün verilen rakam bilinen rakamlar. Yani kurtarılan ya da kurtarılamayan, cansız çıkartılan insan sayısı bu. Ama onun dışında çok sayıda, onlarca insanın göçük altında olduğu bilgisi var. Bunların çıkartılmasına dair çalışmalar sürüyor. Bize de farklı farklı göçüklerden haberler geliyor. Bunların içerisinde partilerimiz var. İşte sendikalı arkadaşlarımız var. Tanıdığımız, bildiğimiz insanlar var. Dolayısıyla onlara gidip yardımcı olmaya, destek olmaya, ihtiyaç varsa karşılamaya çalışıyoruz. Evet, Murat Bey, bir şey daha soracağım. Yani bu konuyla ilgili HDP olarak siz hemen kriz masası oluşturdunuz ama ne türden faaliyetler yapmaya dönük bir çaba içerisindesiniz? Özellikle yardımlaşma ve dayanışma bu dönemlerin en önemli özelliği. Bu konuyla ilgili bir planlamanız var mı? Birincisi kurtarma çalışmalarına dahil olmayı planlıyoruz. Yani AFAD'ın ve benzeri devlet güçlerinin yetmediği yerlerde biz de gücümüz oranında kurtarma çalışmalarına katılmak istiyoruz. Tabii bu elbette ki kolay bir durum değil ama en azından böyle bir hazırlık yapıyoruz. Bu birincisi. İkincisi tabii insanlar sokaklardalar, parklardalar, evlerine gitmemeleri gerekiyor. Dayanışmayı örgütlemek istiyoruz. Yani battaniye, çadır, yiyecek, içecek her ne ise, her ne var ise bunları örgütlemek istiyoruz. Bunların örgütlenmesine çalışıyoruz. Şimdilik şeyimiz bu. Bir diğeri de tabii bir bilgi kirliliği de oluşabilir. Bu da çok mümkün. Bunları da raporlayıp kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Genel olarak kriz merkezimizin çalışmaları bu minvalde olacak. Peki bu çalışmaları da yapacağız diyorsunuz. Evet. Merkezi anlamda peki tüm Türkiye ve Kürdistan genelinde bir dayanışma kampanyayı başlatmasına dönük bir çalışmanız olacak mı? Kriz merkezimiz yarın sabah toplanacak tekrar. O toplantının sonrasında da bu dediğiniz anlamda Türkiye ve Kürdistan toplamı açısından bir çağrı yapacağız. Peki. Tekrar ben çok büyük geçmiş olsun diyorum. Büyük bir acı hep birlikte dayanışarak saracağımız inancındayım ben. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Evet sevgili izleyiciler, AKP'liler açısından tablo değişmiyor. Her felaket sonrası
acılar üstünden şov yapmakta usta bir yapılanma AKP. Bugün de İzmir depreminden hemen sonra sahneye çıktılar. Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli, deprem sonrasında üstüne hiç çıkılmaması gereken bir enkazın üzerine çıkarak, o da yetmezmiş gibi enkaz altındaki bir yaralıyla kameralar önünde konuştu. Danışmanı ise bu anları videoya çekip yayınladı. İzmir'de meydana gelen deprem sonrası AKP'li bürokrasi bir kez daha şov peşinde koştu. Bayraklı'da çöken bir binada enkaz üstünde çıkan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkazda mahsur kalan bir yurttaşla telefonda görüştü. Reklamını yapmak ise olayı telefonda videoya çeken Pakdemirli'nin danışmanına düştü. Arama kurtarma ekibinden birinin elinden telefonu alan Pakdemirli, kameralara dönerek telefona konuştu. Sosyal medyada Pakdemirli şov yapıyor denilerek bu görüntü tepkiyle karşılandı. Fransa'da bugün de bir silahlı saldırı, daha doğrusu bıçaklı saldırı yaşandı. Polise dönük bu saldırıda saldırgan etkisiz hale getirildi. Fransa'nın başkenti Paris'in 15. bölgesinde polise bıçaklı saldıran kişi polis tarafından etkisiz hale getirildi. Kimliği hakkında bilgi verilmeyen saldırganın 15. bölgedeki bir mahalle anlaşmazlığı üzerine bölgeye gelen polise saldırması üzerine bölgeye ek güvenlik güçleri kaydırıldığı ve mahallenin ablukaya alındığı açıklandı. Paris'te son günlerde artan saldırılar üzerine Fransa Ulusal Güvenlik Sistemi'nde en yüksek seviye olan acil saldırı düzeyine geçilmişti. Evet, bu Fransa'da yaşanan saldırıları ve bunlarla ilgili bağlantıları Ercan Can Aktaş yazar ve aktivist arkadaşımızla konuşacağız. Kendisi de Fransa'da yaşıyor. Ercan merhaba, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben de bu vesileyle İzmir'de yaşanan depremden dolayı İzmir'de yaşayanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Peki, çok teşekkürler. Büyük geçmiş olsun dileklerinize. Biz de katılıyoruz ve hemen sormak istiyorum. Erdoğan açık bir biçimde aslında Macron'u da Fransa'yı da hedef gösterdi ve Erdoğan açık demek gerekirse bir şekliyle çetelere harekete geçin dedi. Yorumları çok yaygın biçimde konuşuluyor son birkaç gündür. Siz Fransa'dan gündemi de takip ediyorsunuz. Ne dersiniz bu konuda? Fransız halkının bu konuda tartıştıkları neler? Aslında şöyle geriye doğru, yani Ekim ayı dahil Eylül ayına da bakarsak üst üste gelişen çok ciddi şiddet eylemleri var. Eylül ayının 25'inde, yani 7 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen Charlie Hebdo davasının duruşması devam ederken 25 Eylül'de tekrardan Charlie Hebdo'ya dönük başka bir saldırı gerçekleştirildi. Onun akabinde 16 Ekim'de ve çok yaygın bir şekilde basında da yer aldı. Ciddi bir tepki de açığa çıktı. Fransa'nın başkenti Paris'te kendi sınıfında öğrencilerine tarih dersinde fikir özgürlüğü bağlamında örnek olarak Charlie Hebdo'nun karikatür bir Mehmet'i resmeden karikatürü gösterdiğinden hareketle 18 yaşında radikal bir İslamcı genç tarafından sokak ortasından başı kesildi. Bu Fransa'da bir infiale neden oldu. Her ne kadar DAEŞ'in gerek Güney Kürdistan gerek Rojava'da gerçekleştirmiş olduğu saldırılar ve katliamlar zaman zaman Fransız basınında da yer bulsa, ancak bu kez böyle bir şeyin Fransa'nın merkezinde Paris'te gerçekleşiyor olması çok ciddi bir kaygı uyandırdı. Hı hı. İnsanlar çok ciddi şekilde rahatsız olmaya başladılar ve bunun üzerine Macron bir açıklamada bulundu. Macron şunu ifade etti.
Yani bütün bu radikal İslami saldırılardan kaynaklı Fransa'da bir İslam'ın yapılandırılmasına dönük bir çalışmanın başlatıldığını ve bunun bir yasayla, yani laikliği güçlendirmeye dönük bir yasayla yasallaştırılacağını ifade etti. Ve bunun üzerine Tayyip Erdoğan çok keskin bir şekilde İslam'ın yapılaştırılmasından bahsedilmesi hadsizliktir, edepsizliktir gibi bir cümleyle ciddi bir saldırı gerçekleştirdi. Evet. Yani oldukça da öfkeli bir tepki gerçekleştirdi. Aslında biraz bu tepkinin nedenine bakmakta fayda var. Yani şu an Fransa'da, yani Avrupa'da 30 Avrupa ülkesine baktığımızda Müslüman nüfusun en yoğun olduğu ülke Fransa'dır. Evet. Fransa Kuzey Afrika'yla çok yakın ilişki içerisindedir. Fransa'nın hani tarihsel olarak Cezayir'le olan bir ilişkisi var. Fas'la olan bir ilişkisi var. Ve Fransa'da yaklaşık 5 milyon civarında yaşayan Müslüman bir kesim var. Aslında bu anlamda hani buradaki Müslümanların inanç bağlamında beklentileri ya da hizmetleri, hani bütün bunların gerçekleştirilmesi, eğitim sistemindeki İslamiyet'in yeri bir yerde aslında Fransa Devleti'nin de kendi görevlerinden bir tanesidir. Aslında ben bir yerde... zamanı verimli kullanma adına araya girmek istiyorum. Doğrusu evet. Fransa'nın bu dediklerinizden anlaşılan şu, Fransa bir şekilde kendi ülkesinde dini laisizm temelinde reforme ederken 5 milyon Müslümanı da dikkate almak zorunda. Peki Erdoğan'ın buna tepkisinin yol açtığı sonuçlar ne? Özellikle o konu üzerinde konuşulan, tartışılanlar ne? Onu sormak istiyorum. Yani Erdoğan İslam'ı koruma adına mı tepki gösterdi, yoksa gerçekten denildiği gibi bir şekilde beslediği, hamiliğini yaptığı çetelere harekete geçin mi dedi? Aslında burada Tayyip Erdoğan yapmış olduğu bir şantaj siyasetidir. Her ne kadar biz Macron ve Tayyip Erdoğan arasında devam eden polemikleri izlemeye çalışsak da, ama bunun altında çok daha derin bir siyaset var. Aslında Tayyip Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı şey bir yerinde 1923'ün 2023'te yeniden 1923'te hesaplaşma. Türkiye'yi nasıl ki kamplaştırdı, yani tamamen militer, ırkçı, şiddet dolu bir dil ve siyasetle Türkiye'yi nasıl ki militer politikalara hapsetti, ilişiği olan bütün kesim, yapı ve gruplarla da, ve bunlar bugün Avrupa'daki işte radikal İslami gruplardır, onlarla da Avrupa'da böyle bir süreci götürmek istiyor. Yani bir yerde içinde bulunduğu krizi, Türkiye bağlamında içinde bulunduğu krizi Avrupa'ya da taşıyarak bir tehdit ve şantaj unsuru olarak kullanmak istiyor bunu. Zaten hani 2023'e doğru giderken de kendi kafasında Türkiye'yi dönüştürmek istediği bir bağlam var. Ve bunun da Avrupa çatışma ekseninde bir yerde hani Hristiyan, işte batılı güçler, işte emperyalist güçler ve onların karşısında mazlum pozisyonda olan Müslümanlar gibi bir denkleme indirerek bu hesaplaşmayı bunun üzerine sürdürmek istiyor. Aslında Neo-Osmanlı politikalarında İslamiyet'i bir araç olarak çok ciddi bir şekilde kullanmaya başladı Avrupa'da. Peki son soru olarak şunu sorsam, Avrupa gerçekten bu riskin farkında mı? Yani çünkü Avrupa'da her ne kadar kamudan ses yükselse bile ya da muhalif partilerden, ama sonuçta iktidarların Erdoğan'a dönük desteği sürüyor. Yani Fransa'da cidden bu riskin farkında mı? Erdoğan'a verilen desteğin nelere yol açacağını, hangi sonuçlara yol açacağını görebiliyor mu? Mümkünse kısaca yanıtlarsanız sevinirim. Aslında burada Macron da popülist bir siyaset yürütüyor. Gerçekten hani laikliği güçlendirmeye yönelik bir yasa tasarısı, işte İslam ve Müslüman kesimlerin beklentilerini dikkate alan bir düzenleme ve gibi şeylerden ziyade aslında Macron'un işine de biraz bu geliyor. Mesela Almanya'da da benzer sıkıntılar var. Fakat dönüp baktığında Almanya her zaman Türkiye'nin yanında yer alan. Yani Merkel hiçbir zaman Tayyip'i terk etmiyor ne hikmetse. Evet. Yani Macron da hani söylemde ve güncelik politikada bir çatışma ekseni görünse de aslında bu Macron'un Fransa'daki pozisyonunu da güçlendiren bir şey.
Çünkü önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde Macron kendisini güçlendirmek istiyor. Yani Fransa'daki sağ eğilimlere karşı gelişebilecek farklı politik yapılara karşı kendi konumunu güçlendirmek için Tayyip'le olan çatışmayı daha çok popülist bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Ama gerçeğinde yani hem Fransa'nın hem de Almanya'nın ne yazık ki Türkiye'nin yanında durmaya devam ettiklerini söyleyebiliriz. Peki. Çok teşekkürler Ercan Can Aktaş. Gecenin bu saatinde zaman ayırdın, emek verdin bize. Görüşmek üzere. Çok sağ ol. Ben de size teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.